Merhaba çocuklar. Yeni bir dersten hepinize sevgi dolu öpücükler göndererek derse başlamak istiyorum. Dersimiz matematik. Bugün size verilmeyen toplananı bulma. Toplananlardan biri oyun oynuyor bizimle çocuklar. Evet evet oyun oynuyor. Saklambaç oynuyor. Bakın. Toplanan 8 burada. Diğer toplanan yok, saklanmış. Toplam verilmiş. Ama toplananlardan biri saklanmış. Onu bulalım mı? Hadi bulalım. Nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Önce burada göstereyim size. Bakın çocuklar, burada 1, 2, 3 tane çiçek var. Yani bir toplananımız var. Diğeri yine gitmiş, saklanmış. Şöyle düşüneceğiz çocuklar. Burada 3 tane çiçeğim var. Ben bu 3 çiçeğin üzerine kaç çiçek eklersem toplam 5 çiçek olur? 3. Üzerine ekleyelim hadi. 4. 5. Demek ki kaç tane çiçek koymam gerekiyor? 2 tane. Evet, o zaman koyalım. Şöyle güzel bir tane çiçek çizeyim. Bu çiçekler de size gelsin. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane çiçek oldu. Demek ki diğer toplananı sakladığı yerden yakalayıp getirdik. Bir de size bir şey daha öğretmek istiyorum. Madem iki toplanan bir araya gelip toplamı oluşturuyorsa, biz ne yaparız o zaman biliyor musunuz? Toplamdan toplananı çıkarırız. Toplamdan toplananı çıkar ve saklananı bul. Şimdi buraya yazayım. Siz de defterinize yazın. Tamam mı? Toplam kimdi? Kapının dışında duran babamızdı diyorduk değil mi? Babaya benzetmiştik. Evet. Toplam toplam eksi toplanan. Yani bize verilen toplanan. Ondan bir tanesini ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Şöyle güzelce yazalım. Toplamdan toplananı çıkarıyoruz. Yani toplamdan toplananı. Toplam neymiş? 20. 20'den kaç çıkarıyoruz? 8 çıkarıyoruz. Çıkaralım. 20'den toplam 20 eksi 8 diyorum. Bakalım diğer toplananı nasıl bulacağız? 20'yi aklımda tuttum. Kaç parmak açacağız? 8 parmak açacağız. Hadi geri sayalım. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Neymiş? 12. Buldum seni Pikachu. O sensin. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Bulduk seni. Neymiş demek ki? 12'ymiş. Değil mi? 8 artı 12. Bir araya gelmiş. Toplam neyi oluşturmuş? 20'yi oluşturmuş. Evet. Kuralımız neydi? Toplamdan toplananı çıkarıyoruz. Çıkarınca diğer toplananı bulmuş oluyoruz. Şimdi birkaç tane daha örnek göstereyim. 9 artı toplanandan birini verdim. Diğerini vermeyeceğim. Onu saklayacağım. Saklambaç oynasın o burada. Kim var acaba kutunun içinde? Burada kim saklandı kutunun içine? Bulalım mı? Önce bir toplam yazayım. 15 olsun. Evet. Şimdi bu kutudakini bulalım. Toplamdan verilen toplananı çıkararak, değil mi? Hadi çıkaralım. 15 yani toplam eksi 9 eşittir. Evet, bunu yapmak kolay değil mi?
15'i aklımda tuttum. Kaç geri gidecekmişim? 9 geri gidecekmişim. Hemen 9 parmak açalım. Kaçtı? 15. Geri geri gidiyoruz. Hadi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Cevap neymiş? 6. Doğru söylüyorsun. Aferin sana. 6. Seni buldum Pikachu. Gel bakalım, sobelendin. Sobe. Sobe diye elimizi duvara vuruyoruz ya böyle çocuklar. Çok eğlenceli oluyor değil mi? Bulduk seni. Kimmiş? 6'ymış. Değil mi? Bir tane daha yazayım mı? Hadi yazayım. Siz bulun ama. Önce siz bulun, sonra ben bulayım. Tamam, şimdi. Bu defa buraya bir kutucuk koyuyorum. Tamam mı? Kutucuk. İçine toplananlardan biri saklanmış. Diğer toplananı veriyorum size. Evet. Çizgisini de çekiyorum. Şöyle de bir toplam verdim. Evet, nasıl bulacağız çocuklar? Saklanmış, nasıl bulacağız? Toplamdan toplananı çıkarıp diğer toplananı bulacağız. Hadi bulalım. 13'ten evet. Kaç çıkarıyoruz? 5. Evet. Hadi bulalım onu. Hadi bulalım. Kim acaba? 13'ten kaç geriye gideceğiz? 5. Hadi gidelim. 13. Geri geri. Hadi. Geri geri. 12. 11. 10. 9. 8. Neymiş? 8. Buldum seni Pikachu. Gel bakalım. Gel gel gel. Yakalandın Sobe. Neymiş? 8. Gerçekten de 8 artı 5. 13 mü yapıyor çocuklar? Evet. O zaman doğru. İşte bu kuralla çocuklar bütün soruları çözersiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.